47. Bölüm Bran Duyduğu ses çok silik bir tınıydı. Çeliğin taşa sürtünmesi. Başını pençelerinin üstünden kaldırdı. Karanlığı dinledi, kokladı. Akşam yağmuru yüzlerce kokuyu uyandırmış, tekrar keskin ve canlı hale getirmişti. Çimenler ve dikenlikler, yere düşen ezik börtlenler, çamur, solucanlar, çürüyen yapraklar, çalıların arasında gezinen bir fare. Kardeşinin, kara tüylerinin ve az önce öldürdüğü sincabın kan kokusunu yakaladı. Diğer sincaplar ağaç dallarında dolandı. Islak kürk ve korku kokuyorlardı. Minik tırnakları ağaç kabuklarını tırmalıyordu. Yine o tınıyı duydu. Sürtünme. Ayağa kalktı. Kulaklarını ve kuyruğunu dikleştirdi. Uludu. Uzun ve tüyler ürpertici bir çığlık, uyuyanları uyandırmak isteyen bir uluma. Ama insan kayası hala karanlık ve ölüydü. İnsanları deliklerine kapanmaya zorlayan ıslak bir geceydi. Yağmur durmuştu ama insanlar hala nemden saklanıyor. Üst üste koyulmuş taşlardan yaptıkları mağaralarda yanan ateşlerin başında oturuyorlardı. Kardeşi ağaçların arasından süzülerek geldi. Çok uzun zaman öncesinden hatırladığı diğer kardeşi kadar sessiz hareket ediyordu. Gözleri kanlı beyaz kardeşi gibi. Bu kardeşinin gözleri gölge havuzları gibiydi. Ensesindeki tüyler kabarmıştı. Sesleri o da duymuştu ve tehlike anlamına geldiğini biliyordu. Tını ve sürtünmenin ardından taş üstünde aceleyle yürüyen çıplak ayakların yumuşak sesi duyuldu bu sefer. Rüzgar hafif bir insan kokusu taşıyordu. Bu kokuyu tanımıyordu. Yabancı, tehlike, ölüm. Sese doğru koştu. Kardeşi hemen arkasında takip ediyordu. Önlerinde taş mağara yükseliyordu. ıslak ve kaygan. Dişlerini gösterdi ama insanların yottuğu taşlar korkmuyordu. Bir kapı belirdi. Demir bir yılan kapının parmaklıklarına sıkı sıkı donanmıştı. Çarptığında kapı sarsıldı. Yılan çınladı, süründü ve daha sıkı tutundu. Parmaklıkların arasından bakınca aşağıdaki taş arazide iki duvarın arasında uzanan taş mezarlığı görebiliyordu ama oraya inebileceği bir yol yoktu. Dişlerini parmaklıklara geçirebilirdi ama işe yaramazdı. Kardeşi kapının siyah kemiklerini dişlerinin arasında parçalamayı defalarca denemişti ama kemikler kırılmıyordu. Kapının altını kazmaya çalıştılar. Toprağın ve çürük yaprakların altında kalın ve düz taşlar vardı hırlayarak geri çekildi. Sonra kendini bir kez daha kapının üstüne attı. Kapı biraz sallanıp onu geri fırlattı. ''Kilitli!'' diye fısıldadı bir şey. ''Zincirli!'' Duymadığı bir ses, kokusuz bir koku. Diğer yollarda kapalıydı. İnsan kayasına açılan kapıların olduğu yerlerde orman güçlü ve sıktı. Buradan çıkış yoktu. ''Var!'' dedi fısıltı kara topraktan yükselen, insan boyundan on kat daha uzun, iğnelerle kaplı ağacın gölgesini görür gibi oldu. Ama kafasını kaldırıp yukarı baktığında ağaç orada değildi. Tanrı korusunun diğer ucu, muhafız ağacı, çabuk, çabuk! Gecenin karanlığından boğuk bir çığlık çıkıp geldi, kısa. Aceleyle döndü ve ağaçların içine daldı. Islak yapraklar ayaklarının altında ışırdıyordu. Arasından geçtiği dallar bedenini kamçılıyordu. Kardeşinin hızla onu takip ettiğini duyabiliyordu. Yürek ağacının altından, soğuk havuzun etrafından, böğürtülen çalıların içinden, meşelerin arasından geçip korunun diğer ucuna koştular. Ve bakmadan gördüğü gölge oradaydı. Çatılara uzanan eğimli ağaç. Muhafız ağacı diye düşündü. Tırmanmanın nasıl bir şey olduğunu hatırladı sonra. Yüzünü çizen, ensesine düşen iğneler, ellerini yapış yapış yapan reçine, ve onun keskin çamsı kokusu. Bir çocuk bu ağaca kolayca tırmanabilirdi. Yere doğru eğilmişti. Eğri büğrüydü. Dalları birbirine o kadar yakındı ki çatıya çıkan bir merdivene benziyordu. Hırlayarak ağacı kokladı. Tek bacağını kaldırıp sidiği işaretledi. Alçak bir dal yüzüne süründü. Dala atıldı. Çatırdayıp kırılana dek çekiştirdi. Ağzı iğnelerle ve reçinenin acı tadıyla dolmuştu. Kafasını sallayıp dişlerini gösterdi. Kardeşi arka ayaklarının üstüne oturup buludu. Yaz dolu kara bir şarkı söylüyordu. Bir yol yoktu. Onlar ne sincaptı ne de insan yavrusu. Küçük pembe ayaklarını çıkıntılara yerleştirerek ağaçların gövdelerine tırmanamazlardı. Onlar koşucuydu, avcıydı, fırsatçıydı. Karanlığın diğer ucunda onları hapseten duvarların ardındaki köpekler uyanmış, havlamaya başlamışlardı. Önce bir tanesi, sonra bir diğeri, sonra hepsi birden Kokuyu onlar da almıştı. Düşmanın ve korkunun kokusu. Açlık kadar keskin, çaresiz bir öfkeyle doldu için Duvardan, ağaçlardan, yaprakları gri tüylerine sürtünen dalların gölgesinden uzaklaştı. Sonra döndü ve hızla tekrar ileri atıldı. Ayakları yerdeki ıslak yaprakları ve ağaç iğnelerini iterek havalandı. Bir an için önündeki erkek geyiği kovalayan bir avcıya dönüştü. Onu görebiliyordu. Kokuyu alabiliyordu. Bütün gücüyle koştu. Korkunun kokusu kalbini gümürdetiyordu. Çenesinin kenarından salyalar akıyordu. Uzun adımlarla dibine geldiği ağacın gövdesine atıldı. Pençeleri kabuğa geçti. Sıçradı. Yukarı. İki sıçrayış. Üç. Yavaşlamadan. Sonunda alçak kolların arasındaydı. İnce dallar ayağına dolandı. Gözlerine girdi. Gri yeşil dikenler vücuduna battı. Yavaşlamak zorundaydı. Ayağına bir şey dolanmıştı hırlayarak ayağını kurtardı. Ağacın gövdesi daraldı, dikleşti, neredeyse dümdüz yukarı çıkıyordu, ıslaktı. Tırnaklarını geçirmeye çalıştığında ağaç kabuğu deri gibi yırtıldı. Ağacın yarısından fazlasını tırmanmıştı. Biraz daha çatıya ulaşmasına az kalmıştı. Bir adım daha attı ve ayağının ıslak ağaç gövdesinde kaydığını hissetti. Düşüyordu. Korku ve öfkeyle uludu. Düşüyordu, düşüyordu. Zemin onu kırmak için hızla üstüne gelirken döndü. Ve sonra kulinin ıssız odasında yatağındaydı Bren. Battaniyesine dolanmıştı. Nefes nefeseydi. Yaz! diye bağırdı. Yaz! Omzu ağrıyordu. Üstüne düşmüş gibi. Ama bu ağrının kurdun hissettiklerinin hayaleti olduğunu biliyordu. Çocuğun doğru söyledi. Ben bir canavarım. Dışarıda köpeklerin havladığını duyuyordu. Deniz geldi. Duvarları aşıyor tıpkı Jojo'nun gördüğü gibi. Bren başının üstündeki demir barı yakalayıp kendini yukarı çekti. Yardım için bağırdı. Kimse gelmedi. Bir an sonra kimsenin gelmeyeceğini hatırladı. Kapıda bekleyen muhafızları almışlardı. Sir Roderick dövüşebilecek yaşa gelmiş bütün erkekleri götürmüştü. Kış yarında küçük bir garnizon kalmıştı. Sekiz gün önce gitmişlerdi. Kış yarından ve çevredeki karakollardan 600 adam. Klein Corwin 300 kişi daha getirip yolda onlara katılacaktı. Üstad Lovin adam toplamak için Beyaz Liman'a, Hendek Mezarlar bölgesine, hatta Kurt Ormanı'nın derinliklerindeki yerlere kuzgunlar göndermişti. Dekmer Yarık isimli canavarımsı bir savaş kumandanı Thorin Kalesi'ne saldırmıştı. Yaşlı dadı adamın öldürülemeyeceğini söylüyordu. Bir keresinde adamın kafası bir baltayla ikiye ayrılmıştı. Ama Degmer o kadar vahşiydi ki kafasının iki parçasını eliyle birleştirmiş ve birbirine kaynayana kadar öylece tutmuştu. Tekmer kazanabilir mi? Torun kalesi kış yarından günlerce uzaktaydı ama yine de Bran bara tutunarak yataktan kalktı. Kendini pencereye kadar sürükledi. Pancurları iterken parmakları titredi. Avlu bomboştu. Ve görebildiği bütün pencereler karanlıktı. Kış yarı uyuyordu. ''Hodor!'' diye bağırdı avluya bütün sesiyle. Hodor ahırlarda uyuyor olmalıydı. Ama yeterince yüksek sesle bağırırsa o ya da başka biri birini duyabilirdi. ''Hodor! Çabuk gel! Aşağı! Mira! Çocuğun! Kimse yok mu?'' Ellerini boru şekline sokup ağzına götürdü. ''Hodor!'' Fakat kapı gürültüyle açıldığında odaya giren adam Bren'in tanıdığı biri değildi. Adam üstüne demir diskler dikilmiş, diri bir yelek giymişti. Elinde bir bıçak vardı ve sırtına bir savaş baltası asmıştı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Bren. Korkmuştu. ''Burası benim odam. Dışarı çık.'' Adamın arkasından odaya Tien Greyjoy girdi. ''Sana zarar vermeye gelmedik Bren.'' ''Tien.'' Bren şaşkındı ama rahatlamıştı. Seni Rob mu gönderdi? O da burada mı? Rob çok uzaklarda. Sana yardım edemez. Yardım mı? Aklı karışmıştı. Beni korkutma Tian. Ben artık prens Tian'ım. İkimiz de prenses. Kimin aklına gelirdi? Kaleni ele geçirdim prensim. Kış yarana mı? Biren başını iki yana salladı. Hayır yapamazsın. Bizi yalnız bırak varlak. Bıçaklı adam odadan çıktı. Tian yatağın kenarına oturdu. Dört adamım ucu kancalı ipler kullanarak duvarları açtı ve diğerlerimiz için yan kapıyı açtı. Adamlarım şu anda senin adamlarınla dövüşüyor. Bana inan, kaşiyere benimdir. Bir an anlayamıyordu. Ama sen babamın hizmetindesin. Artık sen ve kardeşin benim hizmetimdesiniz. Aşağıdaki mücadele biter bitmez, adamlarım herkesi büyük salonda toplayacak. Sen ve ben birlikte onlarla konuşacağız. ''Onları kış yerini bana teslim ettiğini söyleyeceksin ve yeni lordlarına hizmet ve itaat etmelerini emredeceksin. Yapmayacağım, dedi Biren. Seninle savaşacağız ve seni dışarı atacağız. Ben asla teslim olmadım. Teslim olduğumu söyletemezsin bana. Bu bir oyun değil Bran. O yüzden çocukluk yapma. Tahammül etmem. Kale artık benim ama insanlar hala senin. Prens onların güvenliğini düşünüyorsa dediğimi yapmalı ayağa kalkıp kapıya gitti. Biri gelip seni giydirecek ve büyük salona getirecek. Söyleyeceğin şeyleri dikkatlice düşün. Beklemek birini her zamankinden daha çaresiz hissettiriyordu. Gölgeler kadar siyah kulelere ve duvarlara bakarak pencere sekisine oturdu. Muhafız salonundan haykırışlar yükseldiğini duyar gibi oldu. Başka bir yerden kılıç sesi olabilecek gürültüler geliyordu. Ama Brenin yaz kadar keskin kulakları yoktu. Onun kadar iyi koku da alamıyordu. Uyanığım, hala kırığım ama uyuduğumda yazım. Koşabilirim, dövüşebilirim ve koklayabilirim. Onu almak için Hodor'un ya da hizmetçi kızlardan birinin geleceğini düşünmüştü. Ama kapı açıldığında içeri giren Üstad Lovindi. Elinde bir mum vardı. Bren dedi. Olanları neler olduğunu biliyor musun? Sana söylediler mi? Sol kaşı açılmıştı. Kanıyordu. Tion geldi. Kış ele geçirdiğini söyledi. Üst tatmamı masaya bıraktı. Yanağına süzülen kanı sildi. Hendeyi yüzerek geçmişler. Kancalı iplerle duvarları açmışlar. Ellerinde kılıçları, üstlerinden sular damlayarak içeri girmişler. Kapının yanındaki sandalyeye oturdu. Alnından kan akmaya devam ediyordu. Kapıda bira göbek vardı. Onu gafil avlayıp öldürmüşler. Saman kafa yaralı. Adamlar odama girmeden önce iki kuzgun salmayı başardım. Beyaz limana gönderdiğim kuzgun kurtuldu ama diğerini okla indirdiler. Üstat yere baktı. Sir Roderick adamlarımızın çoğunu yanında götürdü. Ama ben de en az onun kadar suçluyum. Bu tehlikeyi hiç aklıma getirmedim. Hiç. George'un görmüştü diye düşündü Brent giyinmeme yardım etseniz iyi olacak. Öyle. Üstad yatağın önündeki demir sandıktan birinin iç çamaşırlarını, pantolonunu ve gömleğini çıkardı. Sen kuş yarındaki Starks'ın, Rob'un veliahtısın, bir prens gibi görünmelisin. İkisi birlikte lordlara uygun bir kıyafet seçtiler. Üstad Bri'nin en sevdiği gümüş ve oltu taşından yapılmış kurt kafası şeklindeki broşu pelerinin yakasına takarken Tiyin kaleyi teslim etmemi istiyor, dedi Bran. Bunda utanılacak bir şey yok. Bir lord halkını korumak zorundadır. Zalim yerler, zalim insanlar büyütür Bran. Demir adamlarla uğraşırken bunu hatırlaman gerekir. Baban Seyon'u etmek için elinden geleni yapmıştı. Ama bunun için çok geçti korkarım. Bren'i almaya gelen demir adam kısa ve tombuldu. Siyah uzun sakalı neredeyse göğsünün yarısını örtüyordu. Bireni hiç zorlanmadan kucağına aldı ama yaptığı işten memnun olmadığı belliydi. Ricka'nın yatak odası yarım kat alttaydı. 4 yaşındaki çocuk uykusundan uyandırıldığı için huysuzlandı. ''Annemi istiyorum.'' dedi. ''Annemi istiyorum. Tülü köpeği de.'' ''Anneniz uzaklarda prensim.'' Üstad Lovin çocuğun üstüne bir sabahlık giydirdi. Ama ben ve Bran buradayız. Rickon'un elinden tutup dışarı çıkardı. Aşağıda mızrağı kendisinden üç kat daha uzun kel bir adam tarafından odalarından çıkarılan Mira ve George'unla karşılaştılar. George'un Bren'e bakan gözleri hüzünle dolu yeşil havuzlar gibiydi. Diğer demir adam Frey'leri çekiştiriyordu. Abi krallığını kaybetti, dedi küçük Walder. Artık prens değilsin, sadece bir esirsen. Sen de öylesin, dedi George'un. Hepimiz esiriz. Seninle konuşan olmadı kurbağa yiyen. Demir adamlardan biri elinde bir meşaleyle önlerinden yürüyordu. Ama yağmur tekrar başlamıştı. Meşale söndü. Aceleyle avluyu geçerken tanrı korusundaki ulu kurtların ulumasını duydular. Yaz, ağaçtan düştüğünde yaralanmamıştır umarım. Seyyon Joyce Starkların yüksek koltuğunda oturuyordu. Pelerini çıkartmıştı. Örgü zırhının üstüne Greyjoy hanedanının deniz canavarlı armasıyla süslenmiş bir cübbe giymişti. Ellerini yüksek koltuğun geniş kollarının ucundaki kurt kafalarının üstüne koymuştu. Theon Robin koltuğunda oturuyor dedi Rickon. Sessiz ol Rickon. salondaki endişeyi hissedebiliyordu. Ama Rickon çok küçüktü. Birkaç meşale yakılmıştı. Büyük şömine parlıyordu. Ama salonun çoğu karanlıktaydı. Sıralar duvarlara yanaştırıldığı için oturacak yer yoktu. Konuşmaya cesaret edemeyen kale ahalisi küçük gruplara ayrılmış halde ayakta bekliyordu. Yaşlı dadıyı gördü. Kadının dişsiz ağzı açılıp kapanıyordu. Saman kafa iki muhafızın arasındaydı. Çıplak göğsündeki sargıda kan lekeleri vardı. Tıfıl Tim tesellisi mümkün olmayan bir şekilde hıçkırıyordu ve Beth Castle korku içinde ağlıyordu. ''Bunlar da kimmiş?'' diye sordu Sion. Reedleri ve Freyleri kastederek. Bunlar Lady Catelyn'ın himaye ettiği Freyler. Her ikisinin de adı Walder diye açıkladı Üstad Lovin. Bu George'un Reed ve onun yanındaki ablası Mira. Bozcu gözcüsünden Howland Reed'in çocukları. Kış yarı için yemin tazelemeye geldiler. Bazıları bunun için yanlış bir zaman seçtiklerini söyleyebilir, dedi Teyan. Ama benim için değil. Buradasınız ve burada kalacaksınız. Yüksek koltuktan kalktı. Prensi buraya getir Lauren. Siyah sakallı adam Brenny bir çuval yulafmış gibi taş koltuğa bıraktı. Büyük salona küfürlerle ve mızrakların ucuyla iteklenen insanlar getiriliyordu hala. Sabah ekmeğini yaparken yakalanan geç ve aşanın üstü başı un içindeydi. Mekkan küfürler eşliğinde sürükleniyordu. Farlan toparlayarak içeri girdi. Bir yandan Pella'yı desteklemeye çalışıyordu. Kızın elbisesi ikiye ayrılmıştı. Eliyle elbisesini bir arada tutmaya çalışıyordu. Ve attığı her adım ona ızdırap veriyormuş gibi yürüyordu. Kapıdan giren son adam zindandaki esirleşti. Adamın keskin kokusu kendisinden önde yürüyordu. Bran midesinin kalktığını hissetti. ''Bunu kule hücrelerinden birinde bulduk.'' dedi kızıl saçlı genç adam. ''Ona leşlediklerini söylüyor.'' Neden öyle dediklerini anlamak mümkün değil, dedi Tiyan gülümseyerek. Her zaman bu kadar kötü mü kokarsın? Yoksa az önce bir domuzumu becerdin? Beni kapattıklarından beri kimseyi beceremedim lordum. Gerçek adım Hek. Starklar düğün hediyesi olarak sırtına bir ok saplayana kadar dehşet kalesi biçinin hizmetindeydim. Duydukları Tiyan'ı eğlendirmiş gibiydi. Kiminle evlenmişti? Hormud'un duyuyla lordum. O koca karıyla mı? Kör müydü? O kadının göğüsleri boş çuvallara benziyordu. Onunla göster için evlenmemişti lordum. Demir adamlar salonun uzun kapılarını gürültüyle kapadı. Yüksek koltukta oturan Bren yaklaşık 20 kişi olduklarını görebiliyordu. Kapılarda ve cephanelikte de adamlar bırakmıştır. Buna rağmen 30 kişiden fazla olamazlardı. Tian sessizlik sağlamak için elini kaldırdı. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Evet bir çuval bak olduğunu biliyoruz diye bağırdı Mekkan. Kel adam mızranın sapıyla önce karnına sonra yüzüne vurup Mikanı yere devirdi. Demirci dizlerinin üstüne düştü ve kırılan dişini tükürdü. Mikan sessiz ol. Bran sesinin sert ve sorguluk çıkmasını istemişti. Robun emirler verirken konuştuğu gibi, ama sesi ona ihanet etti. Sözleri tiz bir miyavlama gibi duyuldu. Küçük lordunu dinle Mikan, dedi Tyan. O senden daha mantıklı. İyi bir lord halkını korur dedi Bran kendine. Kış yarını Tyrion'a teslim ettim. Daha yüksek sesle Bran ve bana prens demelisin. Sesini yükseltti. Kış yarını prens yana teslim ettim. Hepiniz onun emirlerini yerine getirmelisiniz. Yaparsam kahrolayım diye haykırdı Mikkan. Tyrion bu çıkışı duymazdan geldi. Babam kadim tuz ve kaya tacını giydi ve krallığını ilan etti. Fetihten doğan hakla kuzeyde onundur. Hepiniz ona aitsiniz. Alçak! Mick'ın ağzındaki kanı sildi. Ben Stark'lara hizmet ederim. Hain bir mürekkep balığına değil. Ah! Mızrak sapı tekrar yüzüne indi. Yere devrildi. Demircilerin güçlü kolları ve zayıf akılları oluyor, dedi Tian. Diğerleriniz, bana da ne Stark'a hizmet ettiğiniz gibi sadakatle hizmet ederseniz çok cömert bir lord olduğumu göreceksiniz. Dizlerinin ve ellerinin üstündeki mikkan kan tükürdü. Lütfen yapma diye yalvardı bir an içinden ama demir ustası bağırdı. Eğer bu işe yaramaz adamlarla kuzeyi tutabileceğini düşünüyorsan... Kel adam mızrağının çelik ucunu Mikka'nın ensesine sapladı. Mızrak ucu etin içinden geçip bir kan dalgası ile birlikte demircinin boğazından çıktı. Bir kadın çığlık attı. Mirra Rikka'na sarıldı. Kanla boğuldu diye düşündü bir an uyuşmuş gibi. Kendi kanıyla. Söyleyecek bir şey olan var mı? diye sordu Tien Greyjoy. Hodor, 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 Hodor diye bağırıyordu. Gözleri fal taşı gibi açık olan Hodor. Biri şu eksik akıllıyı nazikçe sustursun. İki demir adam mızraklarının saplarıyla Hodor'a vurmaya başladı. Hodor yere düştü. Elleriyle kendini korumaya çalışıyordu. Sizler için Elar Stark'tan çok daha iyi bir lord olacağım. Sian, ete vuran ahşap gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltti. Ama bana ihanet ederseniz pişman olursunuz. Kuvvetimin burada gördüğünüz adamlardan ibaret olduğunu düşünürseniz yanılırsınız. Tarın kalesi ve diri orman kalesi de çok kısa zaman içinde bizim olacak. Ve amcam Mod Kellan'ı ele geçirmek üzere tuzlu mızrağa gidiyor. Eğer Rob Stark'ların kurtulmayı başarırsa kendini üç dişli mızrak kralı ilan edebilir. Ama Kuzey, Greyjoy Joyhane'den nail artık. Stark lordları size karşı savaşıyor, dedileş. Beyaz Liman'daki şişkodomuz başta olmak üzere Amberler, Kar Stark'lar adama ihtiyacınız var. Beni özgür bırakın ve sizin olayım. Seyan bir an adamı tarttı. Göründüğünden daha zekiymişsin ama bu kokuya tahammül edemem. Serbest olsaydım yıkanabilirdim, dedileş. Bu adamın ender rastlanır bir sağ var. Seyan gülümsedi. ''Dizçök!'' Demir adamlardan biri Leş'e kılıç verdi. Adam kılıcı Tia'nın ayaklarının dibine koyup Greyjoy hanedanına ve Kral Balan'a bağlılık yemin etti. Bran bakamıyordu. Yeşil rüya gerçekleşiyordu. ''Greyjoy lordum?'' Aşağı Mika'nın bedeninin yanından geçip öne çıktı. ''Ben de burayı tutsak olarak getirildim. Yakalandığımda siz de oradaydınız.'' ''Senin dost olduğunu sanmıştım.'' diye düşündü Bran acıyla. Benim savaşçılara ihtiyacım var, dedi Tian. Mutfak fahişelerine değil. Beni mutfağa tıkan Bütün yılı tencere olmakla, yağ temizlemekle, bu herifin şiltesini ısıtmakla geçirdim. Gece baktı. Boğazıma kadar geldi. Elime yine mızrak verin. Burada sana verebileceğim bir mızrak var, dedi Mikkan'ı öldüren kel adam. Sırıtarak aletini avuçladı. Aşağı kemikli dizini adamın bacak arasına geçirdi. O pembe yumuşak şeyi kendine sakla. Mızrağı kaptı ve sapıyla vurarak adamı yere devirdi. Ben çelik ve ahşaptan yapılmış mızrağı alacağım. Diğer demir adamlar kahkahalarla gülerken kel adam acı içinde yerde sürünüyordu. Tayan da adamlarla birlikte güldü. Alacaksın dedi. Mızrak sende kalsın. Stik başka bir tane bulabilir. Şimdi diz çök ve yemin et. Öne çıkıp yemin edecek kimse kalmadığında salondakiler dışarı çıkarıldı. Herkese işinin başına dönmesi ve sorun çıkarmaması emredilmişti. Hodor'a Bireni odasına taşıma görevi verildi. Burnu şişmiş, tek gözü kapanmıştı. Yüzü çirkin görünüyordu. Bireni güçlü kolları ve kanlı elleriyle kucağına alıp yağmurla ıslanan avluya çıkarken patlamış dudaklarının arasından "Hodor!" diye hıçkırdı. 47. bölümün sonu.